Mustafa Kemal Paşa ile bu kadar inşallah. Çok değerli kardeşlerim, çok değerli büyüklerim, çok değerli yoldaşlarım. Teşekkür ederim. Böyle gönül gönüle hep birlikte olduğumuz zaman bizlere güç veriyorsunuz. Günün biraz yorgunluğu var üzerinde çünkü gerçekten sabahtan beri epey bir koşturduk. Ama 24 saat böyle buluşmalarla birlikte olsak emin olun ayakta kalacağız ve sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bana diyorlar ki sen biraz fazla sakin görünüyorsun. Ben de diyorum ki evet, normalde öyleyim. Sakin bir insanım. Ama kararlıyım. Yani birisi gelsin de benim halkımın hakkını yemeye çalışsın bakayım. O sakinlik neye dönüşüyormuş göstereyim ona. Bu 5 sene geçecek değerli kardeşlerim. Bu 5 sene geçecek. 5 senenin sonunda belki kısmetse tekrar geleceğim, böyle önümüzde duracağım ve diyeceğim ki nasıl geçti 5 sene? O gün benim böyle başımı öne eğeceğim hiçbir şey olmayacak, emin olun. Yüzümü kapatmamı gerektiğini hiçbir şey olmayacak. Bugüne kadar olmadı, hiç olmadı. Allah'a çok şükür bundan sonra da olmayacak. Sağ olun kardeşim. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak uzun zamandır İzmir'de belediye başkanlıklarını alıyoruz, yerel yönetimleri götürüyoruz. Sizlerle birlikte, sizlerle dayanışma içerisinde de çalışıyoruz. Neler yaptığımız az ya da çok belli. Zaman zaman eksikler, zaman zaman hatalar olmuş olabilir. Ama başka şehirlerde o şehirlerin talan edilişine, o şehirlerin ranta kurban edilişine bakınca diyorum ki en kötü Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı en iyi AK Partili'den çok daha iyidir. Bunu hatırlamakta fayda var. Bunu hatırlamakta fayda var. Biz bu şehrin halkının hakkını korumakta, işte bu ağacından, sokak hayvanından, aklınıza gelecek her türlü değerinden onları korumakta bu şehrin teminatıyız. Bugüne kadar hep böyle olduk. Bundan sonra da böyle olacak. Küçücük çocuklar var aramızda. Onların özgür bir ülkede yaşamasını istiyoruz. Onların haklarını aldıkları, eşitlik sağlandığı bir ülkede yaşamalarını istiyoruz. Bu mücadele verilecek. Bu mücadele mutlaka kazanılacak. Burada 85-86 milyon insanın hakkı var. Yalanla, dolanla, satın aldığınız medyayla, internette o on binlerce trole yazdırdığınız yalan yanlış yorumlarla bu milleti kandıramayacaksınız. Hele İzmirli'yi hiç kandıramayacaksınız. İzmirli'yi hiç kandıramayacaksınız. Boşuna çabalıyorsunuz. Bu güzel insanları, bu akıllı insanları o yalanlarla asla kandıramayacaksınız. Teklif ettiğiniz o rüşvetlerle asla satın alamayacaksınız. Size söz veriyorum ve yemin ediyorum. Bu ülkedeki en uygun su fiyatını, bu ülkedeki en uygun toplu ulaşım fiyatını, bu ülkedeki en uygun belediye ücretli belediye hizmetlerini burada İzmirliler alacak, İzmir halkı alacak. Bunu İrfan kardeşim gibi bizim davamıza inanmış insanlar yapacağız. Biz, değerli kardeşlerim, biz hiç kimseyi sen şuralısın, sen buralısın, senin dilin şu, senin mezhebin bu, senin rengin bu, sen oradan göçtün, sen buradan geldin diye ayırmayacağız. Ayırmadık bugüne kadar. Bunu yapmalarına da izin vermeyeceğiz. Bu ülkede yaşayan herkes, tüm vatandaşlarımız, tüm yurttaşlarımız, bizim kardeşimiz, bizim yoldaşımız, onlara hizmet bizim için kutsal bir görev. Ve o yüzden bütün İzmir'den talep ediyorum ve diliyorum. Lütfen bu zalimlere karşı sandıkta birleşin. Bu zalimlere asla yol vermeyin. Asla yol vermeyin bu zalimlere. Bunlar bu ülkeyi daha fazla talan etmesinler. Şehirlerimizi daha fazla talan etmesinler. Ona buna peşkeş çekmesinler.
ağaçlarımızı kesmesinler, insanlarımızın özgürlüklerini kısıtlamasınlar, o konser, bu festival yasaklamasınlar, gençlerimize bu haksızlıkları yapmasınlar, kadınlarımıza bu baskıyı yapmasınlar. Hiçbirimiz buna izin vermeyelim. İzmir onurlu bir şehir değil. Onuruyla büyümeye, gelişmeye devam edecek. Söz veriyorum size. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizlere çok büyük saygım var. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Lütfen mutlu olmayı hayal etmekten vazgeçmeyin. Hiç kimse bir yere gitmesin. Bu ülkeyi ve bu şehri hep beraber güzelleştireceğiz. Hep beraber kurtaracağız. Sağ olun, var olun. Gençlik kolları il başkanımız aramızda, il kadın kollarımız aramızda, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız aramızda ve sevgili değerli protokol isimlerini sayamadım. Hepiniz katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hasan Tahsin'le başladı İzmir'de destanımız, Mustafa Kemal Paşa'yla 9 Eylül şanımız, Cemil Tugay İzmir'e can feda diyor. Hizmet için Cemil Tugay bayrağı alıyor. Bayrakları evladını bağrına basıyor. Kışlarımız da bayraklarımızla karşılıyoruz. Haydi bayrakları kaldır, bayrakları alıyor. Can feda diyor. Hizmet için. Allah Allah, bir sakin.